Herkese merhaba Tolga Özmek ben. Bugün Türkiye'nin son günlerde, son bir haftadır çok konuştuğumuz F-16 alımıyla ilgili farklı bir alana bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya giderken F-16 konusunda F-16V olarak adlandırdığı blok 70 konusundaki adımın Amerika'dan geldiğini ifade etti. Bugüne kadar hep teknik konuları konuştuk. Uçakların özellikleri, Türk Hava Kuvvetleri ne yapacak? Ama bugün Profesör Doktor Serhat Güvenç konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz. F-16 ile ilgili ve tabii ki Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ile ilgili uluslararası ilişkiler tarafına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya giderken bu hep F-16 Türkiye talep etti, şöyle oldu, böyle oldu derken bugün şöyle söyledi Cumhurbaşkanı. Bu teklif F-35 programından çıkartıldıktan sonra 1.4 milyar dolarlık alacağımıza karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Şimdi içeride Amerika'dan da bu teklif gelse nasıl bir yol izlenecek? Şimdi bu tür dış satımlar Amerika Birleşik Devletleri'nde işte icracı makam olan başkan, ABD başkanı tarafından yönetimin uygun bulması kaydıyla Kongre'ye Kongre'ye gönderilir. Kongre bilgilendirilir. Türkiye bir NATO üyesi olduğu için ülkeler Amerikan malı silahların satılacağı ülkelerin sınıflandırılması vardır. Türkiye bu anlamda nispeten öncelikli ve ayrıcalıklı müşteriler grubunda yer alır. NATO üyesi olması nedeniyle. İşte bu ülkeler arasında Japonya vardır, Güney Kore vardır, Avustralya vardır. Hani bunlarla ilgili hükümler diğerlerine göre biraz daha yumuşaktır. Belli bir sanıyorum 50 milyon doları aşan askeri satışlarda Kongre'nin onayı ya da rızası gerekir. Başkan Türkiye'nin talebini uygun bulduğu takdirde, Amerikan ulusal çıkarları açısından uygun bulduğu takdirde Kongre bu konuda bilgilendirilecek. Bu silah Türkiye'nin talep ettiği, resmen talep ettiği işte 40 tane yeni F-16V ve 80 tane de modernizasyon kiti satışına ilişkin yönetimin kararı Kongre'ye bildirilecek. Kongre 15 gün içinde buna itiraz etmez ise satış onaylanmış olacak ve dolayısıyla da süreç başlayacaktır. Aslında Kongre'nin onayı aranmasından ziyade Kongre'nin itirazının olmaması önemli bu 15 gün içinde. Kongre'nin bu anlamda yetkisi düşündüğümüzden biraz daha sınırlı. Elbette Kongre'nin iki kanadı yani Senato ve Temsilciler Meclisi bir araya gelip bir karar çıkartabilir, bir yasa çıkartabilir ve bu satışı ya tamamen engelleyebilir ya da çok belli koşullara bağlamasını sağlayabilir. Ama bunlar hani Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim ve yasama ve yürütme arasındaki ilişkilerde örneği pek az olan, pek nadir olan konular. Dolayısıyla şu anda Amerikan Kongresi'nde Türkiye karşıtı bir hava olduğu ve bu Türkiye karşıtı havanın her iki kanatta da güçlü bir şekilde hissedildiği söylenebilir. Yani hem Cumhuriyetçi hem Demokratlar nezdinde Türkiye'nin itibarı zayıf. Ancak dış politika konusunda başkanın iradesi genellikle öncelikle dikkate alınır. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika seyahati öncesinde ifade ettiği şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir telkin geldi ise yani F-16 almak için başvurun gibilerinden yönetimde sanıyorum bu satışı kotarabileceğini düşünmüş olmalı. Aksi takdirde hem Türkiye'yi hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biden yönetimini zora sokacak bir gelişme olur. Ama bu satış tasarısının, teklifinin Kongre'de Türkiye karşıtı bir takım sözlerin, konuşmaların yapılması, Türkiye aleyhtarı bazı görüşlerin ifade edilmesi için bir fırsat yaratacağına da şüphemiz yok. Tahmin ediyorum bazı senatörler ve temsilciler meclisi üyeleri de bu satışın belli şartlara bağlanması için uğraşacaklardır. Canla başla uğraşacak kişiler olabilir. Bunlar etnik lobilere mensup muhtemelen kongre üyeleri olacaklardır. Ve bunlar da hani mensup oldukları etnik kimliğin ana vatanı neresiyse hani oraya ilişkin bu silahların kullanılmasına ilişkin kısıtlar elde etmeye çalışacaktır. Eğer dediğim gibi tablo Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi ise bu satışın
biraz patırtı gürültü koparma ihtimali yüksek olmasına rağmen günün sonunda gerçekleşebileceğini söylemek mümkün. Şimdi tabii uzun zamandır Amerika ile tabii bu ilişkiler zor bir dönemece girmiş durumda. En sonunda bu F-35 ile ilgili programdan çıkartılmamızla ilgili. Peki ben biraz daha filmi geriye sarmak istiyorum. Çok uzun yıllardır işte NATO üyeliği, ortak hareketler, şunlar bunlar derken bu ilişkiler ne zaman kopmaya başladı? Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerinin aslında farklı raylara girme anı 1991 Körfez Savaşı'dır diyebiliriz. O savaş öncesinde ve sırasında aslında Türkiye ve Amerika çok farklı kaygılarla hareket ediyorlardı. Ancak Saddam Hüseyin İran'ın Kuveyt'i işgali neticesi ortaya çıkan bir çok taraflı bir uluslararası koalisyon söz konusuydu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Karar Konseyi'nin kararı vardı. Dolayısıyla Irak'a yönelik meşru bir askeri harekat gerçekleştirildi. Bu Türkiye'de büyük tartışma yarattı biliyorsunuz. Türkiye'nin Amerika'nın Türk topraklarını kullanmasına ne derece izin verebileceği konusu. Fakat bütün o içerideki tartışmalara rağmen, hatta yanılmıyorsam bir Dışişleri Bakanı, bir Savunma Bakanı istifa etti ve nihayet rahmetli Orgeneral Necip Torumtay Genelkurmay Başkanlığından istifa etti. Özellikle rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'ın Körfez krizi sırasında tek başına yürüttüğü politikaya tepki olarak. Şimdi bu tek başına yürütülen politika aslında Amerika'nın beklentilerinin de büyük ölçüde karşılanmasına yol açtı. Ve Amerika da buradan yanlış dersler çıkarttı. Yani ki bu yanlış dersler işte 2003 yılında 1 Mart tezkeresinin reddiyle sonuçlarını da yaşamış olduk. Yani Amerika hep şey diye varsaydı Washington, Orta Doğu'ya yönelik bir müdahalede evet Türkiye'nin içinde bir tartışma yaşanacaktır ama hükümet ve genelkurmay günün sonunda son sözü söyleyecek ve Amerika ile işbirliği yapacaktır dendi. Burada ıskaladığı Washington'ın iki tane konu vardı. Bir tanesi işte bu Amerika'nın Türkiye'nin yakın çevresine müdahalelerinin yarattığı göç dalgaları. Yani biz bunu Irak Körfez Savaşı sırasında gördük. Irak krizi, Irak işgali sırasında gördük ve nihayet Suriye İç Savaşı'nda görüyoruz. Bu göç hareketleri Türkiye'ye yönelik Türkiye'yi içeride ve dışarıda çok zora sokuyor. İkincisi de tabii bu özellikle 1. Körfez Savaşı'ndan sonra işte 36. paralel miydi o? 36. paralelin kuzeyine Saddam Hüseyin'in hava gücü gönderememesi, yani buna uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ve dolayısıyla da ortaya bir güç boşluğunun çıkması, PKK'nın da bu göç boşluğunu iyi kullanarak Türkiye'nin canını acıtacak bir takım saldırılar yapmasıydı. Bu iki parametre Türkiye'nin Orta Doğu'ya ve Amerika'nın Orta Doğu'ya askeri müdahalelerini şekillendirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise tam tersi bir perspektiften bakıyordu tabii. Yani onlar açısından işte mesela 2003 yılında 91'de halledilmemiş bir, kapatılmamış bir hesabı kapattılar kendilerince. Ama çok daha büyük bir güç boşluğu çıkarttılar. Ve bu göç boşluğu da özellikle Türkiye'nin göç ve PKK ya da isterseniz daha geniş çerçevede Kürt sorununa bakışı nedeniyle Amerika'dan yolunun ayrılmasına yol açtı. Ben bu özellikle iki ülke arasındaki askeri ayrılığın zirve noktasını 4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'deki Türk Özel Kuvvetler karargahına yapılan baskın ve buradaki Türk Özel Kuvvetleri mensuplarının pek de müttefik hukukuna yakışmayacak şekilde gözaltına alınıp işte götürülmesi ve daha sonra serbest bırakılmaları olduğunu düşünüyorum. Bu noktadan sonra artık Türk-Amerikan ilişkileri hem stratejik düzeyde hem de askeri düzeyde giderek bozulmaya başladı. 2007 yılıydı sanıyorum. Bir geçici düzelme yaşandı. İkinci George W. Bush döneminde iki ülke bir stratejik belgesi imzaladılar. Anlayış birliği belgesi imzaladı. Ortak bir stratejik vizyon belgesi imzaladılar. Ve bu belgenin imzalanmasından kısa süre sonra da aslında Türkiye'nin F-35 programına resmen katılmasına onay çıktı Washington'dan. Yani Türkiye başından beri F-35 programına girmek istiyordu ama siyasi ilişkilerdeki bu çalkantılar Türkiye'nin programa girişine engel oluyordu. 2009 yılında bu anlamda önemli bir
mesafe kaydedildi ve Türkiye F-35 programına dahil oldu. Ama ondan sonra da görüyorsunuz, yani işte özellikle Arap Baharı'nın ilk birkaç yılını dışarıda bırakırsanız, Türkiye'nin Suriye'ye sıçrayan bu Arap Baharı'nın yarattığı iç çatışma ortamındaki şeyi, tutumları, hamleleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyu IŞİD'le mücadeleye indirgemesiyle birlikte iki müttefik arasındaki ayrılık iyice derinleşti ve bugünkü duruma geldik. Artık iki ülke aynı telden çalmıyorlar. Özellikle hani dünya genelinde olmasa da şeyde, Orta Doğu özelinde ve Türkiye'nin komşularında, Irak ve Suriye gibi komşularında iki ülke farklı raylarda buldular kendilerini. Ama tabii ilişkileri ve etkileşimleri Orta Doğu ile sınırlı değil. Dünyanın değişik yerlerinde Türkiye, Amerika için hala öyle bir çırpıda, bir kalemde ıskartaya çıkartılabilecek bir müttefik değil. İşte bunun örneklerini görüyoruz. Baltops, NATO'nun Baltops tatbikatına, Kuzey Denizi'ne 2 yıl üst üste fırkateyn gönderildi. 161. filo galiba 2 hafta öncesine kadar şeyde Polonya'da Baltık Hava Devriyesi yaptı. Yani şu anda da Türkiye, Pakistan'da tabii. Evet, yani Türkiye NATO'nun ne diyelim, askeri önceliklerine somut katkı yapabilen az sayıdaki ittifak ülkesinden bir tanesi. Zaten Türkiye'yi de, hani Türkiye ile Amerika arasının hepten bozulmamasını önleyen şey de bu. Yani Türkiye'nin belli noktalarda çıkarları, hayati gördüğü konularda aslında çıkarları çelişse de Amerika Birleşik Devletleri ile ittifakın bazı diğer işbirliği alanlarında çok anlamlı ve somut katkı yapabilen bir müttefik olduğunun da teslim edildiğini bize gösteriyor. Hani bu F-16 işi de bu Türkiye'nin ABD nezdindeki ikili görünümünün bir yansıması. Yani F-35 verilecek kadar güvenilir bir ülke değil ama savunması da tamamen çökmesine izin verilmemesi gereken, gerektiğinde ittifakın ortak çıkarlarına katkı yapabilen bir müttefik oluşunu gösteriyor. Sizce kongreden nasıl bir karar çıkabilir, neler olabilir, ne öngörüyorsunuz? Tabii ki tahmin etmek çok güç ama her zaman her şey değişiyor, ama siz ne öngörüyorsunuz? Şimdi kongre süreci zorlu olacak, onu söyleyebiliriz. Tabii bu zorluk, yani bu zorlu süreç satışın önlenmesine kadar gider mi, ondan emin değilim. Yani engellemeye, önlemeye çalışanlar olacaktır. Ve Türkiye aleyhtarı dediğim gibi tartışmalar için, görüşlerin ifade edilmesi için de bir fırsat olarak görülecektir. Biden bir başkan olarak dış politikada şu ana kadar iyi bir sınav vermedi. Yani Amerika'dan görüş alışverişinde bulunduğumuz meslektaşlarımız, hani bu konuda Biden yönetiminin kongredeki itibarının da çok parlak olmadığını söyleyebilir. Dolayısıyla hırpalayıcı bir süreç yaşanma ihtimali yüksek. Bu anlamda hani Türkiye'yi rencide edecek türden tartışmalara kadar uzanabilir iş. Ama eğer ki ben buna çok şaşırmadım, hani konuyu tartıştığımız baştan beri arkadaşlarla bu fikir Pentagon'dan çıkmışsa ben hiç şaşırmam demiştim. Çünkü çok zekice tasarlanmış bir şey, hamle bu, yani F-16 talebi. Hem Türkiye'ye Amerikan silahlarının alınabileceği ya da alma kapısının açık olduğunu gösteriyor. Hem de Türkiye'yi Rusya'ya kaptırmamak üzere atılmış bir adım. Çünkü Türkiye'nin gerçekten uçağa ihtiyacı var. Yani orası artık sabit. Bir başka ülke, ABD ya da NATO ittifakı dışı bir ülkeden böyle bir tercih yapması durumunda Amerika Türkiye'yi tamamen kaybedebilir. Bu yönü ağır basacak gibi gözüküyor. Bu anlamda yani çok gürültü kopacak ama günün sonunda patırtı gürültüye rağmen satış konusunda bir itiraz gelmeyecektir. Geçmiş örneklere bakarsak da mesela bundan sanıyorum 10 yıl falan oldu artık o işin üzerinden. En son deniz kuvvetlerine 2 tane Perry sınıfı fırkateyn transfer edilecekti. Yani Amerikan yönetimi, Amerikan donanmasının hizmetten çıkardığı o fırkateynlerden 2 tanesinin Türkiye'ye transferi için kongreye yine bildirimde bulunmuştu. Formal süreç başlamadan o dönem işte Dış İlişkiler Komitesi'nin başındaki senatör sanıyorum ya da kongre üyesi Türk Büyükelçisi'yle görüşüp teminat almaya çalışmış. Yani şey için, bu fırkateynleri İsrail'e karşı kullanmayacaksınız, bunun sözünü istiyoruz sizden diye. Tabii böyle bir sözü vermek mümkün olmadığı için transfer
rafa kalkmıştı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de biliyor. Yani Türkiye'den bu, hani bu tür kısıtlamalar konusunda gelecek cevabın ne olduğuna dair geçmiş örnekler de var. Sonuçta Kongre eğer Türkiye'yi, Amerika'nın ve NATO'nun Türkiye'yi tamamen kaybetmesi gibi bir hedef gütmüyorsa bu satış onaylanacaktır. Ama dediğim gibi hem şey için, yönetim için hem de Türkiye için oldukça yıpratıcı ve sınayıcı bir süreç olacaktır. Bu tabii ikinci F-16, ikinci demeyelim buna, dördüncü paket olacak neredeyse. Bu F-16'nın alımıyla birlikte herhalde Türkiye tahminimce F-35 üzerindeki haklarından tamamen vazgeçecek gibi gözüküyor. Hukuksal ve uluslararası ilişkiler anlamında diye düşünüyorum. Yani bir bardak üzerine bir bardak su içme durumunda kalmayacak en azından. Gerçi yine Amerika'dan bu konuda görüş bir alışverişinde bulunduğumuz arkadaşlar hani F-35 bağlantısı konusunda çok kesin bir teyitte bulunmuyorlar. Yani F-35'ler için ödenen paralara karşılık diye ifade etmiyorlar. Yani en azından bunu teyit ettirememişler. Tabii yani şeyi de gösteriyor. Şimdi madem uluslararası ilişkiler üzerinden konuşuyoruz. Şimdi F-35 programının ortağı olmak Amerika'nın ilk çemberdeki müttefiki olmak anlamına geliyordu. Dolayısıyla Türkiye aslında S-400'ü alarak, ki S-400 hani bir kırılma noktasıdır. Daha önce de Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirlerinin yaptıklarından hoşnut olmadıkları konular var. S-400 bu anlamda hani şey nedir, kırılma noktasına karşılık geliyor. Ama Türkiye birinci çemberde yer alacak kadar güvenilir büyük müttefik değil, ama ikinci, üçüncü çemberde de yer alabilir. Dolayısıyla da bu çemberdeki bir müttefike de F-16 vermek seçeneği uygun. Bu muhtemelen karmaşık da olsa bir mahsuplaşma imkanı da sağlayacaktır. Zaten iki uçağın üreticisi de Lockheed. Hani bu anlamda da iş nispeten kolay olacaktır. Ben ileride bir tarihte Türkiye'nin F-35 kullanıcısı ülkeler arasına er ya da geç girebileceğini düşünenlerdenim, doğrusunu isterseniz hani bu konuda, ama program ortağı olarak değil, müşteri olarak katılacak. O gün gelene kadar da işte F-16'ların bu şimdiki en son sürümüyle yetinmek zorunda kalacağız. Ve yine Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinden de herhalde şu yorumu yapmak çok şey olmaz, yanlış olmaz. Yani Ankara'da anlaşılan bu F-35 dosyasını hani mali külfeti Türkiye'nin üzerindeki azaltacak biçimde halletmeye razı gibi duruyor. En azından buna yönelik bir itiraz belirtmedi. Dolayısıyla bu bir çıkış formülü olarak iki taraf açısından da en iyi seçenek olmasa bile ikinci, üçüncü iyi seçenek olarak masada duruyor. Ben tabii buradan hemen soruyu Yunanistan tarafına doğru aktarmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz günlerde 5 yıllık ortak savunma anlaşmalarını güncelledi. Bazı maddeler eklendi. Malum son yıllarda Yunanistan'da çok sayıda Amerikan üssü açıldı. Bu üslerin amacı nedir ve bu anlaşma Türkiye açısından bir güvenlik tehdidi oluşturuyor mu sizce? Bu anlaşma Türkiye açısından doğrudan bir güvenlik tehdidi oluşturmaz elbette. Yani Türkiye ama çevresindeki ülkelerde çok fazla Amerikan askeri varlığından da hoşlanmaz. Bu da yine geçmiş deneyimlerden bildiğimiz bir şey. Kendi topraklarında olmasından da hoşlanmaz. Yani aslına bakarsanız Amerika'nın kafasındaki strateji Rusya'yı bir şekilde Rusya'yla ne diyelim Doğu Avrupa arasına bir şey kuşak çekmekse ya da bir tampon oluşturmaksa ve son tahlilde de Çin'in özellikle işte Yunanistan'da liman satın almasından sonra ortaya çıkan Çin'in yükselen nüfuzunu dengelemek amacıyla kullanabileceği ya da kullanmak isteyebileceği yer Türk topraklarıydı. Türkiye'deki tesisler, Türkiye'nin coğrafi yapısı, işte yüz ölçümü, genişliği çok daha uygun. Ancak Türkiye 2003 yılı 1 Mart 2003'ten beri topraklarını Amerika'ya askeri amaçlarla kullandırma konusunda çok çekinceli, bazen de tutarsız davranıyor. Dolayısıyla Türkiye yerine Amerika Birleşik Devletleri bu bir yığınaklanma ve bu yığınaklanmayı Yunanistan'a yapmaya tercih etti. Temel hedef Rusya ve muhtemelen Çin.
doğrudan Türkiye'ye yönelik değil ama biz uluslararası ilişkilerde tehdidi değerlendirirken iki unsura bakarız. Bir tanesi yetenek, kapasite. Şimdi orada bir kapasite var. İkincisi de niyet. Yani bu kapasitenin neye karşı kullanılacağı, yani buna ilişkin niyet. Şimdi kapasitenin varlığı tedirgin etmeye yeterli bir unsur ama bunun Türkiye'ye karşı en azından bu aşamada niyetlenilmemiş olduğunu düşünürseniz, hatta Türkiye'nin bunları ev sahipliği yapmaya sıcak bakmadığı için oralara konuşlanmış olduğunu bilirseniz, bu hani tehdit algınızı biraz daha düşürmeli. Dolayısıyla şu an için doğrudan Türkiye'ye yönelik bir tehdit yok ama Yunanistan kendini elbette daha güvenli hissediyor. Şeyi hatırlatmak isterim izleyicilerimize. Büyük bir kısmı muhtemelen o dönemlerde ya çocuktular ya da daha hayatta değildiler ama mesela Soğuk Savaş bittiğinde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye topraklarındaki üs ve tesisleri tek taraflı olarak apar topar boşalttı. Çok hızlı biçimde. Ve bu Türkiye'de uzunca süre bir tedirginlik yarattı. Çünkü etrafımızdaki ülkelerin özellikle İran tehditkar silahlanması devam ettiği için kaygılanmıştık. Sanıyorum Yunanistan'ın da şu anda hissettiği o Türkiye'nin Soğuk Savaş öncesi Amerikan varlığıyla hissettiği güvenlik duygusunu çağrıştırıyor ama günün sonunda üçüncü bir tarafın tabii size sağladığı güvenlik duygusudur bu. Her an değişebilir. Yani bunu İran'da yaşadı, Türkiye'de yaşadı. Yunanistan'ın da yaşamaması için günün birinde Yunanistan'da benzer bir durumla karşılaşabilir. Ama Yunanistan'ın ekonomik durumu çok güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmasını mümkün kılmıyor. Dolayısıyla dışarıdan alabildiği destekle bu eksikliğini telafi etmeye çalışıyor. Günün sonunda baktığımızda Yunanistan'ın kendini daha güvenli hissetmesini sağlayan, Türkiye'yi de bir ölçüde tedirgin edebilecek gelişmelerden söz ediyoruz. Yine aynı şekildeki benzer bir anlaşma da Fransa ile yapıldı. Son dönemde işte Rafale uçaklarının satışları, gemi satışları falan derken belki Fransa Avustralya'da kaçırdığı o büyük fırsatı, ekonomik anlamda nükleer denizaltı satışından elde edeceği parayı biraz Yunanistan'dan çıkarmaya çalışıyor gibi. Peki Fransa ile Yunanistan'ın arasındaki bu anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi baştan ben Yunanistan'ın parası olmadığı için bu silahları, yani yüksek çaplı, yüksek hacimli bir silah siparişinden söz ediyoruz. 3 milyar dolar değerinde bir fırkateyn, bir korvet daha, Rafaeller falan düşünürseniz, yani aslında Yunanistan'ın pek bütçe ayırabileceği, kaynak ayırabileceği şeyler değil. Ancak Aydın Selcan az önce bir şey paylaştı benimle. Ben de hani tam programdan önce geldiği için bunu paylaşayım. Mesela Fransızlar bunları krediyle satmıyorlar, bu silahları. Dolayısıyla Yunanistan'ın ya kendi hazinesinden bunu karşılaması gerekecek ya da kredi, başka bir yerden kredi bulması gerekecek. Bu enteresan bir şey. Yine savunma paktının, yani iki ülke arasında imzalanan, ki Türkiye'de ve NATO içinde aslında huzursuzluk yaratan bu şey, hani bir NATO üyesinden de gelse geçerli olacak bu paktın hükümleri şeyi kapsamıyormuş. Yani sadece Yunanistan topraklarını kapsıyor. Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığını kapsamıyormuş Fransa'nın Yunanistan'a verdiği garanti. Bu bana ilginç geldi. Dolayısıyla hani Türkiye ve Yunanistan arasındaki meselenin odak noktasında münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı olduğunu düşünürseniz, bu da eksik. Yani eğer Yunanlılar bundan bir güven hissine kapıldılarsa, bu anlamda eksik gibi duruyor. Yani Fransa evet bir Pasifik'te yediği golü bir ölçüde çıkartmaya çalıştı ama bana sorarsanız, yani futbol terimleriyle devam edeyim yine, Pasifik'te yediği gol öyle böyle bir şey değil. Yani o hani bu ölçekte bir paktla örtülebilecek bir şey değil. Belki yine futbol ifadesiyle bir şeref sayısı, şeref golü atmış sayılabilir. Bu ittifakında pratikte yani şöyle söyleyeyim, Türkiye dış politikasını normalleştirdiği takdirde bu ittifakında pratikte biz bir işlevinin olmayacağını ileride görebiliriz. Bu da çok yüksek bir ihtimal.
Evet, dönemde gelişmelerde teknik anlamda, havacılık anlamında, savunma anlamında bir şeyler söylerken olayın uluslararası ilişkiler tarafı biraz eksik kalıyordu. Profesör Doktor Serhat Güvenç o boşlukta çok güzel yaptığı yorumlarla bence doldurdu. Umarım izleyicilerimiz de bu olay Türkiye-Amerika ilişkileri, işte Yunanistan'ın yaptığı anlaşmalar derken biraz onlara da böyle bilgi darcı bir kapı açılmış ve aralanmış olmuştur diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun katıldığınız için. Bir başka havacılık ilgili, savunmayla ilgili bir konunun uluslararası tarafına tekrar bakmak üzere diyelim. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Kanalınızı büyük bir keyifle takip ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun, iyi günler. İyi günler.